Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yorumlarda bahsetmiştiniz Mix için Android kurulum videosu da gelsin diye. iOS kurulum videosunu çekmiştim zaten, yukarıdaki etiketten gidebilirsiniz. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. İlk önce bir Mix 3 cihazının kutu açılımını yapacağız. Tabi cihaz olanlar bunu izlemeyecek. Direkt kurulum videosuna da geçebilirler arkadaşlar atlayarak. İlk önce bir ürünü inceleyelim. Ürünü inceledikten sonra bir kurulumu ne yapalım? Kurulumunu da yaptıktan sonra bir bakalım oyun performansı nasıl, oyun algılama hızı nasıl. Sözü fazla uzatmadan direkt arkadaşlar ürün incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle bir 3 parça ürün geliyor. Zaten konsol, mouse, klavye. Tabii ben bunu iOS kurulum videosunda incelemiştim. Hatta mouse'unu çok beğenmiştim. Yorumlardan bir arkadaş istemişti. Bu Android kurulum videosundan sonra şu mouse'u ona göndereceğim zaten. İletişime geçtim ben kendisiyle. İlk önce neyi açalım? Tabii ki Mix 3 kutumuzu açalım. Şuradan bir kutuyu açalım. Tabii bu kutu açılmış ama hani ürünü merak edenler için tekrardan açıyorum. Şu şekilde kutu içinde geliyor arkadaşlar. Şu fazlalığı atayım. Şu şekilde bir kutu içinde geliyor. Şunları da hatta şöyle çekeyim ki fazla bir kalabalık olmasın. Teker teker açarız biz bunları zaten. Şu şekilde bir tutma aparatı geliyor arkadaşlar. Nasıl bir şey derseniz, dandik bir şey ama güzel bir şey. Yani diğer videoda da dediğim gibi hiç göndermemelerinden daha iyi. Şu şekilde bir parçamız geliyor. Bu da şarj kablosu. Başlık göndermiyorlar arkadaşlar. Güzel yanlarından bir tanesi de Type-C girişli olması. Yani yeni nesil telefonlar için harika bir şey. Ben onu açmayacağım zaten, bende bir sürü var. Şu şekilde bir PUBG çantamız geliyor. Şunu da atayım şöyle. Hatta şunu da içine koyayım, zaten bunu kullanmayacağım. Arkadaşlar şu şekilde bir PUBG çantamız geliyor. Tasarım nasıl derseniz harika bir tasarım, yani kötü bir tasarım değil arkadaşlar. Yukarıda açma kapatma düğmemiz var arkadaşlar. Şu an herhangi bir elektrik gücü bağlı olmadığı için ışığı yanmıyor. Şu şekilde sol tarafını açtığımızda arkadaşlar Type-C girişini görürsünüz. Sol tarafına da isterseniz telefonunuzu veya herhangi bir cihazınızı şarj edebilirsiniz. Sağ tarafını açtığımda da şu şekil iki tane USB girişi var. Biri klavye, biri mouse. Arkadaşlar girişlerin herhangi bir yeri fark etmiyor. Bu şekilde Mix 3'ümüz de bu şekilde arkadaşlar. Şu klavyeyi de açtığımızda şöyle çıkarayım. Standart bir klavye geliyor arkadaşlar. Bu şekilde tek el oyuncu klavyesi geliyor. Büyük klavyelerden daha güzel arkadaşlar, çünkü kullanacağınız tuşların hepsi burada. Eğer tuşlarınız yetersiz kalırsa zaten mecburen büyük klavyeye geçmek zorundasınız. Ve en sevdiğiniz mouse'u gösteriyorum arkadaşlar size. Ama cidden mouse tasarımı benim çok hoşuma gitti, onu söyleyeyim size. Bu şekil şöyle çok harika bir tasarımlı mouse geliyor. Yani tasarımı benim hoşuma gitti. Biraz parmak izi olabilir arkadaşlar üstünde. Ama şu tasarımın bir güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten bunu büyük ihtimal videonun başında tanıtımını izlemişsinizdir. Fazla söz uzatmadan arkadaşlar, şimdi indirmemiz gereken programlar var. Ben şu tesisatı bir kurayım arkadaşlar. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar Type-C kablomuz da hazır. Sözü fazla uzatmadan şu şekil sol tarafı açtığımda, pardon, şu şekil sol tarafı açtığımda şu yukarıda Type-C girişi var. Şu şekilde taktığınız arkadaşlar ışığı yanıp sönecektir. Eğer ışığınız yanıp sönmüyorsa arkadaşlar bir şarj kablonuzu veya adaptör başlığınızı değiştirin. Bunun için gelenler var ışık gelmiyor diye. Olmadı bir içini açın arkadaşlar. Şu arkalarında bir yerlerinde vida vardır zaten. İçini açıp bir kontrol edersiniz. Belki devrelerinden bir tanesinde kopukluk vardır. Bunu da taktıktan sonra hemen herhangi sağ tarafın herhangi bir girişine klavye mouse'unuzu takalım. Bunun ucu nerede? Şunu da şöyle takalım. Tabi burası biraz kalabalık oldu ama önemli değil arkadaşlar. Hemen şuradan tabletimizi açalım. Tabletin görüntüsünü de veriyorum arkadaşlar size. Başlıyor kayıt arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yapmamız gerekenlerden bir tanesi tabii ki telefon veya tablet ayarlarına girmek. Arkadaşlar telefon tablet kurulumu aynıdır Android olarak. Tabii işlemci değiştiği zaman biraz kurulum şeması değişir. Şimdi ayarlara geldim de arkadaşlar, şuradan tablet hakkında deyip
Yazılım bilgilerine tıklayıp yapım numarasına 7 defa tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra geliştirici modu açık diyecektir. Şimdi arkadaşlar geliştirici seçenekleri Samsung'larda, Exynos gibi işlemcilerde genellikle en alta düşüyor. Bu telefona göre değişiklik gösterebilir. Şimdiden söyleyeyim. Aşağı doğru geldiğimizde USB hata yüklemamız var. Bunu açıyoruz. Ondan sonra hemen şuradan Play Store'a giriyoruz. Şunu da şöyle çekeyim şuradan. Şuradan indirmemiz gereken bir tane program var. Geekgamer. Ben bunu yine APK'sini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında WhatsApp gruplarımız da var. WhatsApp grubumuza gelip birebir özel destek de alabilirsiniz. Aynı şekilde makro içinde. Makrodan kastım silah sekmesi arkadaşlar. Belki uğraşırsam videonun başına da bir ufak bir fragmanını ekleyebilirim. Şimdi programımızı indirdik. İnmek üzere zaten. Programımız inerken o sırada arkadaşlar Bluetooth'umuzu açalım. Şurada ışığımız zaten yanıp sönüyordu. Işığımız yanıp söndüğünde zaten Bluetooth ismimiz de geldi. Mix 3 diye. Tıkladık arkadaşlar. Yeni sistemlerde bağlanmıyor sorunu ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlar bu şekilde ilk baş iptal deyin. Bir daha Mix 3'e tıklayın. Bu cihaz fark etmez arkadaşlar. Hangi cihaz olursa olsun. Sonra tamam deyin. Bu şekilde tek seferde bağlanırsınız. Lütfen şunun içinde gelmeyin artık arkadaşlar şu gruba. Bluetooth'a bağlandıktan sonra bu şekilde daha demin ışığımız yeşil olarak yanıp sönüyordu. Şimdi mavi olarak sabit kaldı. Kamera görüyorsa tabii. Arkadaşlar indirdiğimiz programa hemen şöyle bir girelim. Tabii burada birkaç izin isteyecek. Bu izinlerimizi verelim. Hemen şuradan GeekGamer'ımıza izin verelim. İzin verdikten sonra bir daha geri gelin. Buradan bir daha GeekGamer'a. Ya önünüze gelen izinleri verin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Eğer bir tanesini reddederseniz program büyük ihtimal işlem yapmanıza izin vermeyecek. Arkadaşlar zaten Bluetooth'umuz bağlanmış. Hemen şuradan Add Game dedikten sonra PUBG Mobile'in Add'ine tıklıyoruz. Hemen şuradan Enter'a tıkladık. Yine şuradan bir yatay konumuna çevirim arkadaşlar. Hemen şu şekilde tuş dizilimize geldiğimizde arkadaşlar hemen şuradan sıfırla deyin. Şöyle temiz bir sayfanız olsun. Sol tarafta şöyle bir daha göstereyim. Şu sol tarafımızda bir tane GeekGamer sembolü var. Buradan Change dedikten sonra şu şekilde bir ayar kısmımız geliyor. Oynatmak istediğiniz tuşu arkadaşlar bir kere tıklayın. Sonra oynatın. Örnek diyeyim Q harfine tıkladım. Oynattım. Tabımı aldım. Çantama koydum. Şu V'yi şimdilik bir ortaya alayım arkadaşlar. 4'ü de sağlık yaptım. Bursa'yı tekli yaptım. Biri birinci silah yaptım. Bunlar standart şeyler arkadaşlar. Tabii özel destek almak istiyorsanız yine WhatsApp gruplarımıza gelebilirsiniz. Mecburen bizden destek alanlar için bir farkındalık olması için illem ki bir sıfır önde olmaları lazım. Olduğundan dolayı biraz kelimeler karıştı. Mecburen bir sıfır önde olmaları için biraz farkındalık var. R'yi şarjara koydum. C'yi eğilmeye koydum. Z'yi de yere koydum arkadaşlar. Klavyemde ok işareti yok. Ortaya aldım. Hatta şöyle delete diyebilirsiniz. Şu yukarı ok işareti de yok arkadaşlar. Kolum takıldı. Yine şuradan delete diyebilirsiniz. Şuradan sol klik ateş etmemiz var. Hatta şunu alayım. Şöyle koyayım. Şurada mouse'un eğer arkadaşlar şu mouse'larınızda şuradaki iki tuşu kullanmak istiyorsanız şurada zaten hazır atalı var. Bunları istediğiniz yere koyabilirsiniz. Şurada bir WASD'yi tam ortalayayım arkadaşlar. Ortaladım. Klavyemde Hakkari yok yani H tuşu yok sildim. Klavyemde U harfi yok sildim arkadaşlar. Şuradan hemen F'yi aldım. Süre koydum. G'yi aldım. 1000'e koydum. Şimdi G'imizi 1000'e koyduktan sonra şurada bir tane daha F'miz var. Bunu da aldık. Aça koyduk arkadaşlar. Bir tane daha G'miz var. Onu da aldım. Kurtara koydum. Hemen şuradan bu zaten mouse tekeri aşağı yukarısı için ortada kalsın şimdilik. F1'imizi aldık. Leş sandığımıza koyduk. Şurada bir F1 daha var. Bu fazlalık silebilirsiniz. Şuradan X aldım. Çık tuşuna koydum. Şuradan mouse'un sağ klikimiz var. Onu aldım. Dürbüne koydum. Space'imi aldım. Zıplamaya koydum arkadaşlar. Şurada alt tuşumuz var. Alt tuşumuzu da göze aldım. Shift var şurada. Bunu da hızlı koşmaya aldım. SC'mi de aldım. Hatta şu X'imi alayım. Şöyle konum atmaya atayım. X'imi de çıka koyayım. I harfi klavyemde yok. Sildim.
Y harfi klavyemde yok. Sildim. Klavyemde caps var. M harfi yok arkadaşlar. Bunu da sildim. Yanlışlıkla caps'i de sildim. Hatta silmişken şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekranınızın boş bir yerine parmağınızı basılı tuttuğunuzda şöyle kırmızı bir soru işareti gelecek. Eklemek istediğiniz tuşa klavyeden bir kere tıklarsanız onu yaratmış olursunuz. Bunu aldım. Şu köşeye koydum. Başka ne eksik diye bakıyorum. Şuraya parmağımı basılı tuttum. F2 yaptım. Mikrofonu hoparlöre parmağımı bastım. F4 yaptım. Mikrofona bastım. F5 yaptım. Arkadaşlar hatta F5'i de şöyle alayım. Şöyle parmağımı basılı tuttum. F3 yaptım. Bakayım başka bir şey var mı diye. Eksik olan. Şurada arkadaşlar bir mouse sensörümüz var. Şu şekilde şurada saklanıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunu da bu şekilde bu tarafa alın. Standart olarak bunun yeri zaten şu çizgi hizasıdır. Elinizden geldiği kadar bir şeye temas etmesin. Ortadaki tuşların fazla arkadaşlar şöyle sildim. Şu sensörüm şeyi de sildim. Sol kliki kullanmayacağım arkadaşlar. Bunu da sildim. Bunu da sildim. Bu şekilde işleminiz bittikten sonra hemen yukarıda mavi yazılı bir save'imiz var. Şuradan confirm dedik. Kaydetme başarılı dedi. Buradan kaydedip çık dedim arkadaşlar. Hemen şuradan bir eğlencik parkımıza girelim. Bakalım klavye mouse'umuz çalışacak mı? Arkadaşlar mouse imlecini açıp kapatmak için mouse'un tekerine tıklayabilirsiniz. Yani standarttır. Aynı şekilde genelde mouse tekeridir arkadaşlar. Eğer klavyeden tuşları gezindirerekten başka tuşları da bulabilirsiniz. Şöyle bir klavyemizi bu arada siz sormadan ben söyleyeyim. Tablet Samsung S5e mübarek zaten elimde tablet bırakmadınız. Bir tane video atıyorum. WhatsApp grubundakiler hemen benden istiyor. Zaten eski sürüm bir iPad bulmuştum. Ne güzel kendime oyun oynuyordum onunla. Gruptakiler hemen yapıştı ona da. Yani oyun oynayacak bir şey bırakmadınız bende. Arkadaşlar şu şekil klavye mouse'umuz hazır. Şöyle arkadaşlar grafiği biraz düşüreyim. Çok yüksekte benimki. Bu şekilde hiç yoktan Samsung'un grafiklerine de bakmış olursunuz. Kötü tablet mi deseniz bence ideal bir tablet arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle daha güzel bir silah alabilirdim aslında. Şuradan mermimizi aldım. Tabi bu tuşları kendinize göre güzel canı dizerek de güzel bir işlemler yapabilirsiniz. Yani tuşlar biraz eksik olmuş. Siz kendinize göre dizayn daha güzel dizaynlar yapabilirsiniz. Hemen ver orada. Ama nakas seri bir loot yapıyor. Şekil sıkalım. Tabi biraz da makro ihtiyacı var size. Onu da söyleyeyim. Hani tutuluyor mu? Yani sprey atarken mouse tutuluyor mu derseniz şöyle göstereyim arkadaşlar. Siz şuraya doğru tutayım. Şöyle biraz bayağı bir aşağı doğru çekmeniz lazım arkadaşlar kontrol edebilmeniz için. Hatta fazla uzatmadan hemen şuradan lobby'ye dön deyip şöyle bir güzel oyun deneyimine de bakalım. Şu bilgisayarda bir sessiz alayım. Gruptakiler yazıyor. Hemen şuradan mod dedim arkadaşlar. Arena dedim. Arena yetimi ambar dedim. Şöyle güzel bir başla dediğim arkadaşlar. Şöyle güzel bir maç da çıkaralım. Hani kilinde değilim. Arkadaşlar şeyine bakın. Hızına bakın. Algılama hızına bakın. Biraz kablo cümbüşlüğü oluyor. Yok değil arkadaşlar. Kablo cümbüşlüğü istemiyorsanız Z1, Z2 öneririm. Onlar zaten tamamen sistemlerin hepsi Bluetooth'tu. Şuradan ver şunu da. Şunu da M4 yapalım. Şuna lazerimizi taktık. Lazerimizi şöyle yapalım. Hadi gidelim. Sesi kıstım. Biraz ses kasamıyorum. Şöyle bakalım. Benim ayarlarım şu an yok arkadaşlar. Biraz kötü, bayağı bir kötü oynayabilirim.
Yani beleşçiliği de severim yani, sevmem değil. Yani akışkanlık cidden iyi. Elinizde de güzel bir telefon veya tablet varsa cidden güzel bir oyun oynayabilirsiniz ki zaten şu anki oyuncuların çoğu artık klavyeyle, mouse'la oynuyor. Dört parmağınız artık işte görmüyor arkadaşlar. Oyun deneyimi de bu şekilde. Hani videoyu da fazla uzun tutmayayım. Belki almak isteyen arkadaşlar olur. Onlara da güzel bir video olur. İleride zaten çekeceğim arkadaşlar. Şöyle şunu da sesini kapatayım. İleride bütün oyun deneyimlerini çekeceğim arkadaşlar vaktim oldukça. Güzel bir cihazdı, güzel cihazdı. Video da iyi oldu arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.